Tamam, şu orospu çocuğundan başlamayalım herhalde, dur. Bu tehlike arz ediyor ya. Bunu geç. Sizler için başlangıcı en iyisi yapmak amacıyla uğraşıyoruz. Malik. Bunu geç. Tamam. Oo, günlük bağışı gelmiş bile. Onu okuyayım, dur, uğurlu gelir belki. Dur. Siftah 61'i. Hemen onu okuyayım da sonra trollümüze, yayınımıza başlayalım. Bize 5 TL mi gelmiş? Bakayım bir. Yok. Bize 10 TL gelmiş. Hemen okuyoruz kim atmış 10 TL'yi. Kemal Albayrak, siftah olsun, okuma. Okuduk bile Kirvem. Geçti gitti. 5 lira gelmiş bizlere arkadaşlar. Bu 5 lirayı kim atmış? Mehmet Ali Saltan. Teşekkür ediyoruz. Papara yarın var arkadaşlar. Yarından sonra. Papara var. Evet, başlıyoruz. Hay ses çıkarma, öyle taklidi yap. Dracula Blood ortalarda, bir antrenman yapayım, açayım da arkadaşlar. Akşam 8'de uyandım, kendime gelmem lazım. Bir dayıyla konuşayım, kendime gelirim direkt. Abi diksiyon dersi mi alıyorsun? Oğlum bu kadar çok kaliteli bir diksiyonum yok. Sizin niye bu kadar çok hoşunuza gidiyor ben anlamıyorum gerçekten ya. Normal kendi şivemi etkili bir şekilde kullanabiliyorum. Orası doğru. Ama o kadar da böyle çok kaliteli bir diksiyonum yok. Ama aynı zamanda da bir İstanbul beyefendisi olabiliyorum bazen. Biliyorsunuz. Bu beyefendi açmadı arkadaşlar. Başka bir beyefendiye geçiyoruz. Ne yapıyorsun lan tırşık? Bunu geç, bunu geç, bunu geç, bunu geç. Yalarım ve altı posta çakarım. Bunu geç, bunu da geç. Başkasını, diğerini arayalım. Deniz kişi gizli numarada. Bunu da geçtik. Bu da Sivaslıymış, bunu da geç. Aradığınız kişi şu anda benim. Oo, 3'te 3 mükemmel. Tamam, sıkıntı yok. Bunu arayalım. Alo. Beklemeye al çağrıyı. Geç bunu da geç. Bunu arayalım bir. Zehra, bunlar hep patlak canım, bak aman durma. Deakton emekli oldu, kaç gündür yok ortalıkta, aman durma. Sakın durma yani. Reis, tam metro turizm yazıhanesinde bilet kesen acımasız bir personel tipim var. Cömert abi hoş geldin, Cömert abi. Öyle mi lan cidden? Oğlum herhalde bugün biri bizi alo demeyecek ya. Her gün var ya, uyuyamaz lan bugün bir dayı sesi duymazsa. Bunu da geç, bunu da. Saat 10.30 oldu, bak hep numaralar 8'de paylaşılmış. 2 saatlik süreyle paylaşıyorlar arkadaşlar. Saat 10.30 oldu, hepsi kaçıyor her gün geliyor diye. Twitter'da gönderiler falan paylaşılıyor. Biri sizi arayıp ben Fatma 27 yaşındayım, İzmir'de oturuyorum, bir evlilik yaptım, boşandım derse kaçın diye gönderiler paylaşılıyor. Şu an savunmaya geçmişler. Belli oldu yani. Ama her gün bir yolunu bulur. Seni tanıyana kadar kendimi çok zeki zannediyordum. Abartmayın oğlum, estağfurullah.
Beni gaza getirmeyin oğlum. Aynaya bakınca moralim bozulur çünkü. Hayallerim yıkılıyor. Babacım bu ne lan, hiçbiri açmadı alt. Oha amına koyayım. Ne tamam, sıkıntı yok. Ali nasıl geldin birader, anlamadım ki. Alo. Alo, günaydın. Merhaba, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorum? Yalnız Kurt'la mı görüşüyorum? Twitter'dan gördüm. Evet efendim. Nasılsınız? Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Biraz sesinizi yükseltir misiniz? Sesiniz az geliyor da. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Oturuyorum ben de. Eyvallah. Biraz kendinizden bahsedin. Kaç yaşındasınız? Ne iş yapıyorsunuz? 55 yaşındayım. Çok gençmişsiniz. Ben 43 yaşındayım. Börek poğaça işi yapıyorum. Ne güzel, evet. Tekirdağ Saray'da oturuyorum. Nerede oturuyorsunuz? Tekirdağ Saray. Anlıyorum, sesiniz çok az beyefendi. Saray'da, Saray. Tekirdağ Saray. Ne bağırıyorsun amına koydum? Ya bu kim ya? Alo. Alo. Bu ses nereden geliyor? Yanında biri mi var? Yok. E tamam, birine bağırıyorum falan dedi. Yalan söyleme, yanında biri var. Vallahi kimse var, yemin ederim. E tamam, o ses nereden geldi? Oradan biri, senin yanında biri var. Yok, bir dakika dur. Önceki aradığım beyefendi galiba. Hatta kalmış. Alo, konuşsana, sen burada mısın? Ya hanımefendi, telefonu kapatmayı unuttun ya. Kapatsana gerizekalı, niye özelimi dinliyorsun? Alo, bir dakika canım, bekle şunu kapatayım, bir telefon açık kalmış. Alo. Alo. Tamam, kapattım ya, bir önceki beyefendi ya. Tahtta kalmış, terbiyesizi görüyorsun değil mi? Evet. Ne değişik insanlar var canım ya. Sen nerede oturuyorsun? Ben İstanbul'da oturuyorum. Bir evlilik yaptım, boşandım eşimden. Evet evet olabilir. Nasıl bir insansınız? Bahsedin kendinizden. Ha işte. Gördüğümde bir insansın. İnsansın ya. Normal insan. Renk maçı işle uğraşıyorum. Normal insansın yani. Evet. Aynen. Daha çok açıklayıcı oldu ya. Kendini çok güzel ifade ettin gerçekten. Valla. Lan sus sikerim ben lanı yavşak. 55 yaşındasın amına koyayım. Bok gibi konuşur dayı. Bunu geçin arkadaşlar. Bundan bir poh olmaz. Bir poh olmaz bundan. Bir poh. O yüzden böyle saçma sapan bir şey yaptım. Şişman değil, lütfen balık etli. Arkadaşlar yeni hikayemiz ve bomba trollümüz birazdan. Bekleyin. Ama orijinal adam bulma konusunda değil, normal adam bulma konusunda sıkıntı çekiyoruz. O yüzden acele ilerlemiyorum. Bu güzel hikayeleri, güzel trolleri piç etmek istemiyorum böyle pis şahslar üzerinde. Alo. Efendim. Merhaba, ne yapıyorsunuz? Yanlış mı aradınız herhalde? Yok, Twitter'dan gördüm. Yanlış mı oldu? Yarın günü çıktı. Efendim? Yarın günü çıktı. Yenge mi var dayı? Evet. Yenge mi var? Tamam, yarın arayak bir sen o zaman. Tabii. Tamam, hadi görüşürüz abi. Amına koydum bu çocukları. Diyor ki yarın gündüz arayın. Ay 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 ay. Lan oğlum, bu like'ımız niye 500 bin olmadı hala ya? Ya
Herhalde bugün biriyle adam akıllı konuşamayacağız ya. Neyse, güçlü silahımız Dracula Bulut'u bekletiyoruz. Yani hazır onu, hazır et onu 20 dakikaya. Alo. Efendim. Merhabalar, ne yapıyorsunuz? İyiyim, Ozan Bey'le görüşüyorum değil mi? Ozan Bey, sesiniz çok az geliyor. Ozan Bey. Efendim, duyuyorum. Biz nasıl haberleşeceğiz? Sesiniz çok az geliyor. Nereden arıyorsunuz? İstanbul'da oturuyorum. Siz? Ben Bursa'da. Sesiniz çok az Ozan Bey. Ama gelmiyor mu? Mına koyduğumun Ozan'ı. Sesin gelmiyor. Duman yoluyla mı haberleşeceğiz? Bunu da geçtik. Hiç problem yok. Hiç. 30 tane numara var önümde. Tek tek deneyeceğiz babacığım. Sırayla. Enerjimin ve motivasyonumun yüksek olduğu bir gün. Bunlar bizi yıldıramaz. Bana güvenin ya. Birazdan. Zehra, sen bunları böyle bilerek mi seçiyorsun? Tek tek arıyorsun, sesleri az veya bir şey mi oluyor? Anlamadım. Niye böyle bunlar? Aradığınız kişiye şu an ulaşılabilir. Hızlı 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 hızlı. Tam 15 kişi denedim arkadaşlar. Bir tane sesi düzgün gelen adam bulamadık. Ama çok hızlıyım değil mi? Hızlı olduğumuz konuya bak. Puh, amına koyayım, dayı boşal diyor. Karayın amına sokayım ha. Efendim. Alo. Efendim. Merhaba. Merhaba. Sesiniz niye azaldı? Sesiniz çok az. Yok. Dayı, amına koyduğumuz sesi iyi geliyordu. Beni duyunca niye azaldı? Bilerek mi yapıyorsunuz ya? Ne diyorum ya? Bak böyle düzelirsin işte. Kabatlara bak. Kapat amını. Abi adamın sesi mükemmel geliyordu. Doğru mu? Sıkıntı yoktu adamın sesinde. Lan beni duydu. İbine. Bilerek mi yapıyordu? Anlamadım ki ya. Allah Allah. Dur şunu arayalım. İş başa düştü ya, bu son. Deneyim hemen. Hemen Facebook'a geçip kendim bulacağım ya. Bu nedir ya? Arkadaşlar, Türkiye Kavatlar Birliği şu anda... Alo? Alo, sesim geliyor mu? Alo. Amına koyayım, Türkiye Kavatlar Birliği dedim, adam duydu. Ideal'da bir tane sesi gelen bulduk, onu da biz piç ettik. Mükemmel. Mükemmel. Acı güçlendirir ama unutmayın. Türkiye Kavatlar Birliği şu anda büyük saldırı altında daylar tarafından. Hemen emir komutayı Ergün'e devrediyorum. Ergün sende artık gerisin. Sıkıntı yok abi. Sikeceğiz onları. Çok iyiydi, ne yapalım babacığım? İşte o da benim... Alo. Alo. Sen de. Ne yapıyorsun? Vallahi iyi, oturmuşum. Öyle Twitter'dan gördüm, Urfa'da değil mi? Doğru mu? Evet. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ olasın. Alo. Dinliyorum. Tamam, ne dedin? Nasılsınız, iyi misiniz dedim. İyiyim, teşekkür ederim. İnsan bir siz nasılsınız der, ben de onu bekliyorum beyefendi. Sağ olun. Sen nasılsın, iyisin? İyiyim ben. Dışarı çıktım, biraz soğuktur ondan dolayı. Yok. Kusura bakma. Yok, estağfurullah ya. Ve söylemeyince ben de bir söyleyeyim dedim. Yok. Biraz kendinden bahseder misin? Nasıl yani? Mesela ben, kaç yaşındasın, ne iş? 45 yaşındayım. Ne güzel, fazla yaş fark yok. Ben de 39 yaşındayım. 180 boyundayım. Ne güzel, 90, uzun. 90 kilo civarındayım. Ben de 39 yaşındayım. Evet. Bir evlilik yaptım, boşandım eşimden. Evet. Tek başıma yaşıyorum. Evet. Diyarbakır'da oturuyorum, bir firmada sekreterlik yapıyorum. Aynen, ben de Urfa'dayım. Yakınız zaten. Yakınız.
Evli misiniz, bekar mısınız? Valla evliyim, mutsuzum. Anlıyorum. Yani, en azından dürüstsünüz, yalan söylemiyorsunuz. Bu çok hoş bir şey. Tabii yani olur. O da yani sıkıntı yok. Hani yalan olmasın aramızda eğer. Evet, ben normalde evli insanları tercih etmiyorum ama evli insanlar gizliliğe daha çok önem verdiği için tercih ediyorum. Doğrudur yani. Her yönden güvenebilirsin. Sağlıkçıyım. Ne güzel, ne güzel. Evet. Ben biraz böyle maço tipli insanları, böyle sert insanları severim aslında. Doğrudur, olabilir yani. Bizim bu bölgenin insanları da böyle. Ne güzel, ne güzel. Evet. İsim neydi? Funda. Funda, ben Mustafa. Mustafa Bey, memnun oldum. Evet. Ama ne konuşursak, ne yaşarsak yaşayalım, aramızda kalsın istiyorum. Tabii tabii, gizli. Benim açımdan da yani ben yalan söylemiyorum. Ama biraz sesinizi yükseltir misiniz? Dedim ben de evliyim, ne olur ne olmaz, sana hiçbir sıkıntı çıkmasın. Evet evet, aramda, doğru söylüyorsunuz. Aynen. Değil mi? Senin açımdan, benim açımdan her şey gizli, içinde olacak, her şey en iyi şekilde olacak. Evet, Urfa çok güzel bir yer. Urfalı sanatçılardan hangisini seviyorsun mesela? Vallahi Urfalı sanatçılardan hangisini seviyorum? İbrahim Tatlıses. İbrahim Tatlıses çok güzel. Çok evet, güzel. Doğrudur. O çok güzel gerçekten. Evet, doğrudur. Ya ben biraz böyle yani takılacağım insanın, tam cinsellik önemli, insanı istiyorum ama biraz zeki kültürlü olmasını istiyorum. Doğrudur. İbrahim Tatlıses'ten başka kimi seviyorsunuz? İbrahim Tatlıses'ten başka Güler Işık vardı, o da güzeldi. Şey var nerede? Biliyorsun, Şanlıurfalı Türk sanat müziği yapıyor. Tupac var, o da çok güzel. Şey mi, İzzet neydi? Neydi ya, şimdi Mahmut Tuncer vardı. Mahmut Tuncer, çok güzel. Şey var, bir de Bieber Justin var, biliyorsun onu. Zaten Şanlıurfa'nın en çok sevdiği sanatçılardan. Şey var, adı nedir ya, o bir tane Halfetili vardı. Halfetili işte, Bieber Justin, ondan bahsediyorum. Halfetili, onun bir şarkısı var, İsot. Evet, evet. İsot şarkısını biliyor musun, Bieber Justin'ı? Yok, ona bilmiyordum ama bilmiyorum. Ama Bieber Justin'ı yani duydun değil mi, Halfetili? Evet, evet. Anladım, ne bir güzel. Bir kere vardı, topçu. Evet, Eminem var biliyorsun. Evet. Çok güzel ya. Aynı kafayız yani, gerçekten anlaşmamız evet, hoşuma gitti. Aynen, vallahi yani uyarsa siz de beraber oluruz, zaten oluruz. Sen gelirsin, ben gelirim. Anladın mı? Evet, evet, doğru söylüyorsun. Urfa'yı gezerim. Ama ben çok doyumsuz bir kadınım, bak baştan söyleyeyim. Ben de aynen doyumsuz bir erkeğim. Biraz vücutlarından bahseder misin? Vallahi iyi vücut var. Sesini yükselt canım, sesin az geliyor. Dedim benimki 20 cm'dir. Ben 20 cm'dir. Geç boşalırım. Anlamadım. Bir daha söyler misin? Sesin az geldi. Dedim geç boşalıyorum. Yok kaç, şey bir şey söyledin, en başından söyle, duymadım hiç. Dedim benimki 20 santimliktir. 20 cm evet. Evet. Geç boşalıyorum biraz. Aha ne güzel. Doyumsuzum. Ama çok da kalın olmasın lütfen. Uzun olmasını biraz yani. Biraz olsun, biraz olsun. Evet, biraz olsun. Öyle işte. Analı biraz seviyorum. Aa ben de çok severim. Evet, vallahi analı çok seviyorum işte. Peki sert misindir? Ben sert ve moço erkekleri çok severim. Evet, mesela böyle beni sikerken böyle götüme şaplak atıp yat yere kahpe aynen diye bağırır mısın? Aynen. Keşke kahpe burada dedim olsaydın. Gerçekten ıslandı benimki, biliyor musun? Evet. Keşke. İşte zamanla birbirimizi tanıdık mı gelirim yani. Ben de gelirim. Seyahat sıkıntım yok. Bugün bir tanışalım da, müsaitsin değil mi bu arada? Aynen. Müsaitim. Çocuklar diğer tarafta da benim odam ayrıldı. Peki şu an yanında olsaydın ne yapardın? Ne yapardım? Seni soyardım. Evet. Her yerini yalardım. Evet canım. Öterdim. Özellikle gözleri yalamasını söylüyorum ben. 20 cm'yi sokar mıydın? Aynen. İçine verebilir giderdim. Ama canım sesin az geliyor. Acıtarak mı yapmamı istiyorsun? Ben acıtarak sert seviyorum, anlamadım hala. Evet. Sert verebilir. Böyle amına koyduğum yat yere desene bana. Amına
kapına koydum. Yat yere sıkacağım götüne. Evet. 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 Bekle canım, dur. Bekle, pijamamı indiriyorum. Bekle, pijamamı indiriyorum. Bekle. Keşke görüntülü arasaydın. Yok, o birazdan. Bekle, şimdi bir konuşalım. Tanıyalım birbirimizi. Acele edin. Bir dakika canım, üstümü çık. Tayt giydim de o yüzden. Sen de 20 cm'yi hazırla, tamam mı? Hazırlanmışım. Elimde zaten. Tamam. Evet, tamam. Çıkardım. Evet. Her iki yanağını aç, içine koyacağım. Evet, koy hadi. Koy. Açtın mı? Evet. Şimdi hayal et. Hayal ediyorum. 20 cm'yi sok. Evet, koydum içine. Oh. Bağır şimdi, bağır ama. Bağır, böyle bağır, sert ol. Biraz kavgadaymış gibi biraz sert ol. Sert, biraz sert koyuyorum içine, tamam mı? Evet, yat yere, amına koydum. Yat yere. Evet, yat yere, amına koydum. Yat yere, yat. Yatım. Şimdi başlıyorum içine. Ay, başlıyorum içine. Evet, süper, süper, süper. Allah'ım. Canım, hemen Allah'ım. Gelme ama, tamam mı? Yok. Tamam, evet, yat yere de, bağır biraz, amına koydum de. Hadi. Bağırmak istemiyorum canım. Anladın mı? Yok. Canım, eski bir Batmanlı sevgilim vardı, bana hep şey Kürtçe küfür ederdi, sen de eder misin? Ederim. Bütün Kürtçe küfürleri et bana. Orus Biyam'ın derdi, bir şeyler derdi, çok istiyorum, hadi. Tamam, yat yere. Evet, o Kürtçe et, Kürtçe et. Evet. Evet, koyuyorum içine. Canım yok, eski sevgilim. Hızlanıyorum. Alo. Nedir? Canım, duymuyor musun beni? Ya duyuyorum canım. İstiyorum, Batman'lı sevgilim vardı. Bana Eskuna Tenim derdi, Orus Biyam'ın derdi. Onları söyle. Orus Biyam'ın Tenim. Evet, evet. Kibra Tenim. Evet. Tenim. Kibra Tenim. Evet, biraz daha. Bütün tamam, küfürler et. Tamam, Tenim, yapıyorum. Benim. Evet. Hadi yat olsun. Yat. Canım, biraz daha sert ol. Biraz yat fahişem. Evet. Yat fahişem. Evet, yattım. 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 Nasıl yapmamı istiyorsun bir daha? 20 cm'yi sokuyorum de. 20 cm'yi sokuyorum de. 20 cm'yi sokuyorum. 20 cm'yi sokuyorum. Tamam mı? Bir de Kürtçe et. Kürtçe küfürle. Evet. Kürtçe. Bir santim adı takım. Tamam mı? Evet. Tamam. Tamam canım. Evet. Yeter. Nasıl yeter? Ya ben balkona çıktım da, hani sesim yere gitmesi biraz soğuktur. Anladın? Bir şey ondan olmadı dolayı, değil mi? Gelmedin değil mi? Hı? Yok canım, ben erken boşalan biri değilim. He, başta da söylemiştin, korktum yani birden. Yani... Gelmedin değil mi? Doğru söyle. Nasıl? Gelmedin değil mi? Daha bir dakika oldu çünkü. Yok ona İyi, tamam o zaman, sana güveniyorum. Tamam, aynen, güvenebilirsin. Başka, bak, birazdan görüntülü konuşuruz ama şimdi tamam. Sen kaç yaşındaydın? 45. 45, anlıyorum, tamam. Evet. Bak şöyle, ama ben sana bir şey söyleyeceğim. Evet. Ya şöyle bak, nasıl söyleyeyim sana? Gizli numaradan görüntülü aramayı biliyorsan ara. Geçen de bir beyefendi öyle aramıştı beni. Ama yalnız şöyle söyleyeceğim. Kafamı göstermem. Biliyorum da, yani sen kaydet, ara. Ya yok, hayır, ben şimdi anlamanı istiyorum. Daha 5 dakika oldu tanışalı, şimdi olmaz. Bak, gizli numaradan biliyorsan ara, kafamı göstermem onu. Bilmiyorum vallahi. Ya bekle, dur, ben bakayım, bekler misin? Tamam. Çünkü niye biliyor musun? Geçen de bir beyefendi gönderdim. Aynen. Müşteri temsilcisi çıkıyor. Görüntülü görüşmek için, sesli konuşmaya devam etmek için bir şeyler zırvalıyor. Tuşlama yaptım, açıldı. Sen biliyorsan gönder, tuşlama yaptım, açıldı. Dur, bekle, kapatma o zaman, ben bakayım buradan, tamam, bir kontrol edeyim. Oğlum, adam da bizim gibi Kürt. Yani şimdi adama kürtsel müşteri hizmetlerini yaparsak patlayabiliriz. Ama yapacağız. Biraz ben onu dolan baştan yaparım ya beyler. He? 45 yaşında olması. Yapacağım. Ben onu bir şekilde uyduracağım. Ya şimdi Eskuna Tenim falan diyorum. For Kurdish Press 9 Eskuna Tenim falan diyorum da, o Tenim'i falan demeyeceğim. Bak, o Tenim. Öyle yaparım, bir şeyler yaparım. Ama sen de bak, tamam mı, ben bakarken? Tamam. Ama canım bak, kafamı göstermem eğer sorun açarsan. Kafamı göstermem. Yok, sıkıntı
yok. Tamam dur bakıyorum bekle. Tamam. Ama Ergün bir yolunu bulur. Bak emir komutayı Ergün'e verdiğim an nasıl yayın patladı? Efendim. Alo. Efendim. Çağrı geliyor bana bir cevap vereyim. Tamam ver ben bekliyorum. Tamam. Kapattı dur arayacak. Arayacak diyeceğim buldum. Hadi şu çakmağı da ver babacım ya. Dakika bir gol bir be. Ver. Yak ver. Heh. Yeme zaman patlar mı? Ya abi lafları değiştirip gene yaparım yani. Ayak uydururum merak etmeyin. Hı? İngilizce olmaz ya. Çapmağı da bozmuşsun birader. Nasıl vursun çocuksun ya. Evet arkadaşlar şöyle bir şey daha diyeceğim. Bir tanesi gelmiş yok Gmail'e şikayet ettim yok oraya buraya şikayet ettim falan bu özel hayatın gizliliğini ihlal ediyor diye. Arkadaşlar bu kimsenin özel hayatı falan değil. Bu aradığım insanlar Twitter'a orasını burasını atan karınızı çağırın şöyle sikeceğim böyle sikeceğim modunda takılan. Özel hayatı ihlal edip eden değil, özel hayatın amına koyan tipler. Haberiniz olsun yani. Şikayet ettiğiniz yerlere bu çocuk Twitter'daki sapıkları işletiyor. Ben de bundan rahatsız oluyorum bir sapık olduğum için. O yüzden bu çocuğun daha fazla yayın yapmasını istemiyorum diye şikayetçi olabilirler. Hani doğal hakları eğer ki sapıksanız siz de bunlar gibi. Bunları savunabilirsiniz hiç problem değil. Bunlar özel hayatın gizliliğini ihlal etmiyor, özel hayatın amına koyuyorlar. Haberiniz olsun yani. Ya ortada bir özel hayat falan yok. Bunlar toplum önüne direkt insanların girdiği sosyal medya platformlarına yaranı marağını atıyorlar. Haberiniz olsun. Kimseye böyle birinden numara alıp da kendi elinde takılan tipleri aramıyoruz. Bilmeyenler için. Böyle ön yargılı olup biraz duyar kasacağım amacıyla boş boş işler yapmayın başınıza bela alırsınız. Bu savunduğunuz adamlar tacizci, sübyancı, orospu çocuklardır. Bu kadar basit. Yok bir tanesi yapmış da o kahpe o kaşmer dinlesin. Patlatıyorum beyler alıyorum hazır mısınız? Bir donate atan var mı? Adam biriyle konuşmadan önce ona da bakalım. Ya büyük ihtimalle öyle şikayet edeceğim diyen birinin göt yarası vardır ya. Hani o işletmişimdir kendi de sapıktır anladınız mı beyler? Korkuyordur. Beni korkutmaya çalışıyordur. Bize 5 lira daha gelmiş. Hemen bakıyoruz. Mevlüt Karaman bize 5 lira yollamış. Kardeşim Sancaktepe jandarma arkanda. Bütün askeri personeli saygılarımı sevgilerimi iletiyorum. Alo. Canım buldum galiba. Dur göndereceğim tamam mı? Müsait misin? Biraz. Müsait değilsin aramayayım. Ya müsait. Tamam dur. Arıyorum tamam mı? Tamam. Şey tuş sesinden sonra bir otomatik mesaj gelir. Sen dinleyip tuşlama yaparsın tamam mı? Ya sen ne böyle birden soğudun aramayayım mı? Hiç yok onda değil. Emin misin? Eminim. Niye böyle soğudun ki ne oldu? Boşalmış beyler. Tamam gönderiyorum. Tamam. Çocuğu da yanında amına pıh bak evli insan. Çursat müşteri hizmetlerine hoş geldiniz. Volker Düşpiras'tan Chris Optunay, Eskun Atan'ın. Görüntülü görüşmek istiyorsanız 1'i, sesli konuşmaya devam etmek istiyorsanız 2'ye basınız. Tuşlama yapmadınız. Görüntülü mü görüşmek istiyorsunuz? İsterseniz cevaplarınızı sesli yanıtsal servisimizde verebilirsiniz. Görüntülü görüşmek için evet diyebilirsiniz. Bak patlayacaktı belliydi. Yok adam çocuğun yanına gitmiş. Bu orası çocuğu da büyük ihtimal geldi beyler. Ben size söyleyeyim. Namusumuzu kirletti hırzımıza geçti. Belli yani. O soğumadan ben ayaktım ben der ki. Pum amına pum amını siktim. Deli oluyorum böyle tipleri görünce ya. Ya böyle chat'e bakıyorum manipüle oluyorum aga. Chat'e bakınca manipüle oluyorum. Herkes bir kürsel. Ne kürselse artık. Ben diyorum o kadar insan istiyor kırmayalım. Ama antrenman oldu bizim için hiç problem yok. Şimdi diğerine geçiyoruz. Bunu aradık. Zehra bacım yeni numaralar nerede? Bekliyoruz.
iş kazası. Evet. Hallederiz. Onlara yollamış. Bremen adam öldü. Amına koyayım. 20 ceme diyor yine. Teşekkürler. Oh be, yıllar sonra Bino Game'e bağış geldi. 3 gündür Bino Game'e siftah gelmiyoruz. Arkadaşlar burada Bino Game üyeliğimiz de var. Haberiniz olsun. Onları da başa tutturmuşuz. Tamam, arayalım. Dracula uyuyacakmış beyler. Tamam, Dracula. Ver Dracula'yı arayalım. Dur Dracula'yı bitirelim ya. Dracula'ya ufak bir dokunduralım. No, no yaz kanka. Zera numaranı at Zera. Dracula uyuyacakmış. Hemen bitirelim Dracula'yı. Dur. Senin doğaçlama yeteneğin İlker. İyi, tete bakma. Ya arada bir işte kırmak da istemiyorum insanlar, o kadar geliyorlar diye. Bende de götlük var, ben de onaylıyorum. İnsanlara suç atmayayım şimdi. Hemen Dracula'yı bitirelim arkadaşlar. Dracula'yı tanımayanlar için çok orijinal Ding Dang Dong adlı eserine sahibi kendisi. Çok komik bir insan. Ergün'den illallah etmiş. Bugün Zehra'yla konuşturduk onu. Bir daha düşürdük. Bir posta daha vuracakmış, Ergün doymamış. Papa numarası yarın. Yarın. Bak Dracula videosunu Fatih Mungan abim atıyor şu anda. Alo. Alo. Dracula'nın numarasını atsana bana. Aa bir dakika. Dur atayım. Bir dakika. Şu. Aramıştım. Bir şey söyleyeceğim yalnız. Ne oldu? Bu bana dedi ki. Hı. İşte bana dedi ki, ben dedi 11'e kadar beklerim dedi. Zaten çok temkinli ya, beni delirtti delirtti, çıldırttı beni. 11'e kadar beklerim. Benden mi bahsediyordu? Ne yapıyordu? Ya bak senden bahsediyor, çok aşırı temkinli. Ya bir A desem direkt sana bağlıyor lafı. Nasıl koymuşsam? Direkt bana mı bağlıyor? Tamam sen hemen numarasını at, salay at de. Ne ikide bir bu çocuğu söyleyeceksen de kapatayım da amına koyayım. Zehra hadi. Atıyorum. Teşekkürler Hüseyin, sağ olasın. Canım. Umarım atmamıştır, uyumamıştır. Ya uyuduysa da çok da, yani ne yapalım yani. Biz onunla var olmadık, onunla da yok olmayız ya. Rahat ol. Çok uğraştırdı beni o yüzden. Tamam tamam, sıkıntı yok. Sus Vera, sus sus sus. Arıyorum, arıyorum, arıyorum. Çalıyor canım benim, bir tanem. Ay Dracula ya, of. Oğlum bak çok enerji ve motivasyonlu bir gün benim için. Ama işte şanssızlıklar peşimizi bırakmıyor nedense. Ama gene de gülüp eğlendiğimize inanıyorum ben. Dracula da iptal belli oldu. O zaman yeni hikaye yapalım biz ya. Bekletmeyelim. Sağ ol canım. Teşekkür ediyorum. Alo. Zehracığım çok teşekkür ediyorum. Yalnız Dracula umudunu kesmiş, uyumuş galiba canım. O dedi zaten. Açmam dedi 11'den sonra. Biliyorum açmaz yani. Bir dakika. Bakayım bir doğru aramış mıyım diye. Ve gene son kontrolümü yapıyorum. Tamam kankan. Çok teşekkür ediyorum. Var mı isteğin? Yok. Yarın yaparız, daha inandırıcı olur hem. Hayatta açmaz, yok bu adam tam bir kanser. Bir daha bununla hiç uğraşmaz. Yani cidden öyle bir etki mi oluşturmuşum adamda? Ya bak adama ne söylersem söyleyeyim konuyu sana çekebilir. Ne diyor mesela de... benim hakkımda, ne diyor çok merak ettim. Dün diyor bir tane işte piç aradı beni diyor. Bir önce diyor yanında bir kadın vardı, o konuştu diyor. Sen de öyle bir şey etmiş sanırım falan. Zor ikna ettim, sürekli senden bahsediyor. Bir de bana diyor ki 10 dakika içinde vücudunun videosunu atmazsan işte yok seni engellerim, yok şöyle siktir yaparım. Siktir git dedin amına koyduğum bir çocuğu. Dedim zaten en sonunda da işte bir şansımı da deneyelim dedim yine de. Tamam canım, kendine iyi bak, seviyorum seni. Tamam hadi sen. Görüşürüz. Azerbaycan Baku geldi, çıkarttı masaya, vurdu canımın içi, sağ olasın reis. Bir like istiren, bir dostluk istiren, bir invite istiren. Beni sevir misin sen Azerbaycan? Mervan küfür etme. Var mı başka bir isteğiniz? Yayında bildiğin hard sikiş dönüyor. Yani bir dinlediğin şeye bak amına. Bir de gelip bana küfür etme diyorsun ya.
Sanki pilavlı sohbet yapıyoruz burada ya. Alo. 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 Alo, sesim geliyor mu? Geliyor. Merhaba, ne yapıyorsunuz? İyi, oturuyorum merhaba. Twitter'dan gördüm. Evet. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen ne yapıyorsun? İyiyim, oturuyorum. Biraz kendinden bahseder misin? Ben Nideliyim. Nidelisin, ne güzel. Siz? Ben İzmirliyim ama Mersin'de oturuyorum. 43 yaşındayım. Siz kaç yaşındasınız? Ben 45. 45, ne güzel. Ne iş yapıyorsunuz? Vallahi ben bir şirkette bekçilik yapıyorum. Boş binayı bekliyorum 7-24 saat. Ne güzel, ne güzel. Bak, ben Twitter'dan gördüm. Ben ikimiz de çocuk değiliz, olgun insanlarız. Bazı şeyler yaşamak istiyoruz ama ne konuşursak konuşalım aramızda kalsın. Günlük hayatında neler yapıyorsun? Buyur. Günlük hayatında neler yapıyorsun? Vallahi ben burada bekliyim, hiçbir iş yapmıyorum. Boş binayı bekliyorum. Kendimi iyi bekliyorum, çay pişiriyorum. Başka bir işim yok. Ben evlilik yaptım, boşandım. Siz evli misiniz? Yok, ben evliyim ya. Da ben 15 güne bir eve gidiyorum buralara. Çekim kimse yok. Keşke orada senin yanında olsaydım. Keşke ya. Gelemez misiniz? Benim seyahat şey sıkıntım yok. Ben güvenirsem gelebilirim. Zaten iyi de uzak değil Mersin'e. Uzak değil. 2 saatlik yol ya. Evet evet, gelebilirim. Ama güvenmem. Yani ne konuşursak, ne yaşarsak yaşayalım aramızda kalsın. Tamam. Vallahi biz ne dedik? Zaten ben evliyim, millet diyorsa bilir. İşte o yüzden, o yüzden ben evli insanları tercih ediyorum ya. Bir de 4 çocuk var elim aklım. Allah uzun ömürler versin. Sağ ol. Peki ne tarz fantezilerin vardır? Anlayamam. Bak. Efendim? Anlamadım, biraz söyler. Televizyon açıyor da onu kapat. Ne tarz fantezilerin vardır? Garipler lan bugünküler, konuşma. Anlayamadım vallahi, kusura bakma ya. Ya diyorum ki, ne ters fantezilerin vardır sekste? Ha lan, bilmiyorum ki ne, sen ne desem ben onu yaparım. Ya istersen arkadaş da var burada, yakın 2-3 tane. Yakın değil de. Arkadaşın peki, var mı? Peki. Ben daha önceden grup yaptım da, arkadaşın güvenilir mi? Güvenir, onlar da bekar ya. Burada da 2-3 çıktık var 5-6 sene, onlar da boş. Tamam, çağır bir tanesini, tanışayım onunla şimdi. Üçümüz konuşalım. Şimdi çağıramam ki, ne uzak 1 kilometre. O zaman boş ver, buradan konuşalım. Peki, şimdi nasıl olur biliyor musun? Sen buraya gelince gelirler. İstersen, istersen. Ama tanışmadan olmaz ki. Şöyle diyeyim, kaç santim seninki? 16. 16, aa ne güzel. Keşke burada olsaydın, benimkini yalardın. Oh, kurban olayım sana. Keşke ya. Nasıl yalardın mesela? Vallahi inan, et gibi yalan. Ay canım benim. Ben dayanamıyorum, ıslanıyor benimki. Of, kurban olayım sen. Ben resim attıydım, görmedin mi benimki? Yok, görmedim. Ona bakarız, dur acele etme. İsim neydi senin, ona göre? Ezgi, ben Ezgi. Haa, hat mısın mıdır bilmiyorum vallahi, hat değilim çoğuna. 80 çok sevdiğin şey ne peki? Ben götü çok niye ya, gülüyorsun? Ciddi konuş. Ayıp oluyor mu? Yok, açık ayıp ol, açık. Mı? Bak, ne kadar açık olursan o kadar çok hoşuma gider. İstediğin kadar açık ol. Burada artı 18 konuşuyoruz. Güveniyorum sana. Vallahi göt çıkmayı çok seviyorum ya. Götçü müsün? Çok seviyorum ya vallahi. Ben de götten çok seviyorum, biliyor musun? Oh, kurban olayım sana. Gerçek mi diyorsun? Efendim, gerçek diyorum. Çok hoşuma gidiyor. İnce çizgimdir. Vallahi ben de hastasıyım göt. Şimdi yalan söylemeyeyim. Mersin'den top geliyor, şeyden göre Aksaray'dan. Evet. Burada 1-2 gün kalıyor. Evet. Hani erkek olunca bir de gelen olmuyor da. Nasıl, erkek mi? Erkek mi geliyor? Erkek geliyor. Burada gözler sikiyor mu ki? Ayıp mı oluyor, konuşuyorum ben ya.
Ya aynı zamanda geylik de var yani sende. O adam 2-3 gün sikiyorum top. Adam millet sik diyor. Para da almıyor bazıları arıyor. Siz para arıyor musunuz oğlum? Nasıl konuşuyorsunuz? Ben orospu değilim lütfen. Ya orospu demiyorum. Bazıları para arıyor geliyordu ondan soruyorum. Anladım da yok öyle bir şey yok. Nereden çıkarıyorsun? Yani sen biseksüelsin. Ya işte soruyorum diye kızıyorsun ya bana. Bazıları şu parayı vereceğim diyor. Bazıları vermeyeceğim diyor. Ondan sonra... Anladım. Yok yok öyle ben para falan istemiyorum. Parayı sevmem ben. Yeter ki performansın iyi olsun. Valla ben ne biliyorsun 15 günde bir eve gidiyorum. Boşum, tek yok. Boşsun. Aa, anladım. İşte arkadaşlar da istesen, canım çok istese 5-6 tane var ya, gelirler vururlar gider. 5-6 tane var mı? Var ya, canım istesen. Daha var. Önceden böyle İstemem. Tecrübeniz oldu mu? Buyur. Daha önceden tecrübeniz oldu mu, grup tecrübeniz? Ya grup yapmadık da utanırız biz de. Mecbur kalırsak... Çok beyefendi, utanıyorsunuz değil mi? Ya utandım çok. Çok çünkü kişilikli bir adamsınız o yüzden değil mi? He ya o da adam eşini... Evet. Ya siz gerçekten... Gerçekten çok delikanlı bir adama benziyorsunuz. Gerçekten çok hoşuma gittiniz. Çünkü ben o... Valla ömrümde öyle bir iş yapmadım. İki kişiden de hem de ondan değil. Ben adam ya da... Kadın olsun, erkek olsun. Bir cemal bile çıkarmıyorum utandığında. Ya... Arkadaşlarınızla buluşacağız o zaman. Arkadaşını da getiririm. Kaç tane istiyorsan her gün bir tane gelir. Hepsi senin gibi ama değil mi? Hepsi senin gibi mi? Senin gibi olursa getir. Benim gibi olacak ya. Değilse benim bak, buradan ekranla işimden olur. Tamam o zaman senin gibiyse ne yaparım biliyor musun? Buyur sana söyle. Bir arkadaşının götüne bir senin götüne. Göt üstünde göt sikerim dayı. Başımıza He? Alo. Ne diyorsun? Diyorum arkadaşlarınla seni üst üste koyup altta kalan amına koydum çocuğu ya. Lan sinirlendim abi troll yapasım gelmedi orospu çocuğuna ya. Puh! He git şikayet et. Piç! Git şikayet et. Bak duydun değil mi adamı? Amına sokayım işte bu adamları savunuyorlar bana. Moralim bozuldu ya troll. Tiyatro yapmak istemedim. Buna hani yeni hikaye meni hikaye girmek istemedim ya. Direkt böyle küfür edesim geldi arkadaşlar. Amına koydum çocukları. İşte yine şikayet edeyim ben abi. Koyayım. Oğlum biz normalde diyorduk ki bunlar ananız babanız çıktığında ananız bacınız çıktığında ananıza bacınıza sarkan tipler diyorduk. Artık onu da açtılar. Babanıza bile sarkar bu tipler. Ben size söyleyeyim abi birader. Babanıza bile sarkarlar ha. Ciddiyim bak ha. Öyle pislik bir insanlar bunlar. Neyse moral bozmak yok. Bir tane orijinal gelecek birazdan. Bir donate atan var mı bizlere? Onu bir kontrol edelim. Yok. Tamam. Teşekkürler. Diğer trolle geçiyoruz. Zor dayandım babacım ya. Hiç tiyatro troll, hiç insanın midesi bulanıyor. Giremiyor yani. Dünya kaldırmıyor. Hemen diyor bir küfür edeyim de bir rahatlayayım içimdeki. Küfür etsem bile rahatlayamıyorum da aslında. İlker trans yap trolle ibneymiş gibi yap trolle rica ediyorum senden. Namık Bey isterseniz ben size açık adresimi vereyim. Direkt gelin beni götünden sikin ya. Başka bir emri... İstek sahibi oluyorlar bir de ya. Adamlar fantezi yapıyor üzerimde artık. Alo. Alo. Merhaba Twitter'dan gördüm doğru mu? Nerede? Twitter'dan. Tabii. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, oturuyorum ben de. Dinliyorum sizi. Siz de konuşun. Hı? Siz de konuşun. Tabii ben de konuşurum. Evet. Konuşmamız sadece telefondan mı olacak acaba? Ben güvenirsem gerçekte de görüşürüm. Güvenmenizi isterim. Her türlü görüşebiliriz. Tamam güvenmem için işte tanışmamız lazım. Biraz kendinizden bahsedin. Kendimden bahsedeyim. Adım
Ahmet. Evet. İzmir'deyim. Kaç yaşındasınız? 27 yaşındayım. Ben 35 yaşındayım. Bir evlilik yaptım, boşandım. Benim için hiç problem değil. Ben bak yaşamak istiyorum bazı şeyleri. Güven ve gizlilik çerçevesinde konuşmak istiyorum. Benim için hiç sıkıntı değil. Peki ne tarz fantezileriniz vardır? Hangi dalda, hangi konuda isterseniz her türlü ben ayak uydurabilen bir insanım. Seninle botanik bilimi üzerine tartışmayı düşünüyorum abi ben. O yüzden aradım seni. Lan amına koydun bir çocuğu. Ne tarz fantezilerin var diyorum sana. Git pezevengin çocuğu. Lan piç. Hangi dalda diyor bana ya. Benim yarramın dalında. Amına sokayım senin. Evet. Evet ne? Amının. Ya ben harbiden gıcıklanıyorum bu tiplere ya. Lan bu kadar aptal olmaz lan bir insan. Lan bir insan boş yapmayı bile beceremez mi ya? Boş bile yapamıyorlar amına koyayım ya. Aga yok bunlarla konuşulmaz ya. Vallahi dur yenisine geçiyorum ya. Dur. Oğlum ben bunların beyni olduğuna inanmıyorum ya. Hani insan beyni olmadan yaşayamaz muhabbeti var ya. Ben bu teze inanmıyorum artık ya gerçekten. Bak cidden inanmıyorum. Bir insan beyni olmadan da yaşamını daim ettirebilir ya. Homo Neandertal. Alo. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Niye sesiniz az geliyor? Amına koyayım seni. Amına koyayım. Bekleyin arkadaşlar. Zehra. Bacım yani sen bilerek mi seçtin bilmiyorum da. Bunlarla mı konuşuyorsun? Hepsi böyle ya seçsen bu kadar aptalı bir araya toplayamayın. Dur arkadaşlar Facebook'a geçtim Facebook'a. Facebook'layım. Yukarıda garanti ibanımız, Bino Game linkimiz var ya canımın içi. Haydar. Haydar arıyoruz. Haydar seni aradık sanki ama. Bir 20 cm iyiydi, gerisi fıs çıktı. 20 cm de damağımızda kaldı. Görüyoruz arkadaşlar, görüyoruz. Hadi Haydar oğlum. Haydar 3 dakika önce Alo. Alo. Merhaba, ne yapıyorsunuz? Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Haber. Haydar Bey'le görüşüyorum. Evet benim. Ben Funda, Facebook'tan gördüm, arayayım dedim. Evet Funda Hanım. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii. 38 yaşındayım. Aa, ne güzel. Ben de 36 yaşındayım. Güzel. İsim neydi sizin? Funda. Funda. Nereden Funda Hanım? Mersin'de oturuyorum ben. Siz? Ben İstanbul. Ne güzel, ailem İstanbul'da yaşıyor. Ben de Mersin'e bir lojistik firmasında çalışmaya geldim ama İstanbul'a döneceğim. İşten ayrıldım şu anda. İyi, güzel. Bir evlilik yaptım, boşandım eşimden. Bugün de bira içiyordum. Canım sıkıldı. Facebook'ta gezerken dedim bir arayayım ya, biraz da farklılık olsun. İyi yaptın, güzel yaptın. Ne güzel, evli değilsiniz. Yok, bekarım. Ne şu anda zaten tek başımayım, iş yerindeyim. Ne iş yapıyorsunuz? Güvenlik görevlisiyim. Aa ne güzel. Öyle işte can sıkıntısından geliyor. Ya insanın ben canı çok sıkılıyor. Pandemide insanlar evde otur dayanamıyor değil mi? Aynen. Pandemi yüzünden böyle insanlar o kadar çok sıkılıyor ki ben de ne yapayım aradım işte. Öyle öyle. İnsanlar ama bak şöyle söyleyeyim. İkimiz de olgun insanlarız. Ben dul bir kadınım. İkimiz de bazı keyifler ve zevkler yaşamak istiyoruz. Ben evet, okuyup aradım zaten ama ne konuşursak ne yaşarsak yaşayalım aramızda kalsın. Ya zaten her zaman öyledir yani. Evet doğrusu bu yani, doğru mu?
Yani kimse kimseyi rencide etmesine, kimse kimsenin özel hayatına karışmasına hakkı yoktur. Evet evet, özel hayata karışılmaz. Ben oraya yorum yazıyorum. Özel hayat bak, oraya yorum yazıyor ama. Ama arıyorsun, muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz. Yani bu illa seks olacak bir şey de değil. Yani hayat bu da değil. İnsanlar birbirini çok kandırıyor ya, doğru söylüyorsun. Yani bu erkek tarafında da oluyor, bayan tarafında da oluyor. O onu kandırıyor, onu kandırıyor. Ama ben bunu her zaman karşıyım. Ben mesela bugüne kadar çok insanla konuştum. Ama bir gün ne olsun birinin sırrını ifşa etmedim. Yüz yüze görüştüğüm oldu. Yani bu iki kişinin arasında olan. Evet evet evet, doğru söylüyorsun. Şey tabii tabii tabii. Evet evet evet. Haklısınız yani gerçekten. Görüntülü aramak istersen şu anda... O birazdan, bekle biraz, tanışalım en azından. Ya bir yarım saat, bir saat rahatlayayım yani. Çünkü ben tek başıma yaşıyorum. Direkt numaramı veremem, anlıyor musun? Yok yok, numaram değil zaten yani. Üç kere de görüntülü arayabilirsin yani. Tamam, biraz konuşalım, tanışalım ama daha birbirimizi tanımıyoruz. Doğrudur, haklısın. Ne tarz fantezileriniz vardır? Nasıl? Ne tarz fantezileriniz vardır? Amına koyayım böyle işini ya. Gel de sövme abi ya. Lan tam orijinal bulduk diyoruz, onda da bir sıkıntı çıkıyor. Bu niye kapattı telefonu şimdi? Tabii tabii, evet şey yaptım. Abarttığım için bence. Bir ay görüntülü istiyor direkt. Dur bir arayayım, ben mi kapattım, o mu kapattı, çözemedim. Numara konusunda büyük sıkıntılar. Yok babacığım, anlamadı, başka bir şey var. Aradığınız kişiye şu an ulaşamıyorum. Telefonu kapanmış. Lütfen. Ben biliyorum. Daha sonra şarjı bitti. Aga bugün lan her türlü sıkıntı beni bulur mu ya? Sakin sakin sakin. Hemen diğerine geçiyorum. Hiç sinirlenmeden, gerilmeden. Büyük bir uğursuzluk var üzerimizde bugün. Adamın telefonu kapanmış. Haydar'ı hatırlatın, arayacağım. Patronum geldi. Yok, şarjı bitti moruk. Duvara yumruk atmıştır ama. Karı kaçtı, karı gitti falan. Alo. Alo. Efendim. Merhaba, ne yapıyorsunuz? Teşekkür ederim. İyiyim, sen ne yapıyorsun? Ne yapayım, oturuyorum. Canım sıkıldı, gördüm, arayayım dedim. Lan yine mi sen? Amına koydum oğlu, bırak peşimi, bırak. Darbeyi vurmuşuz. Facebook'tayız ya o yüzden arkadaşlar. Allah'ım sen büyüksün. Sen büyüksün. Bu eksikti bugün ya. Valla. Ah ah, karnım ağrıdı ya. Ay. Ya numaralarda sıkıntı çıkınca bile ben eğleniyorum. Orası bu çocuklar hemen eğlenmiyor. Ay. Bunu da aradık arkadaşlar. Numara yok diye. Zehra sen numaralara bak canım bak. Oy oy oy. Alo. Alo. Merhaba, ne yapıyorsunuz? İyi, teşekkürler. Facebook'tan ya. Gördüm, bir arayayım dedim. Kim dedin? Eski ben, siz? Can. Bununla konuştuk. Nasılsınız Can Bey, iyi misiniz? İyi, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim de sesiniz çok az geliyor. Belli, aradık Facebook'tayız. Bura olmaz arkadaşlar. Buradaki herkesi 30 defa aramışım. İllallah etmişler. Bir önceki en büyük örneği. Zehra numara attın mı? Haydar kankamı arayacağım ya. Dur hatta Haydar kankamı deneyeyim. Ha dur lan, Drakula. Drakula ne oldu Zehra, çabuk yaz. Arayayım desene Drakula. Dur, Drakula uyanmış. Tamam, Drakula uyanmış arkadaşlar. Telafi ediyoruz. Drakula yanmış, dur eğleneceğiz.
Dracula bu. Dracula değil. Tamam, burada. Haydar kankamı arıyorum ya. Ben şanssızım. Paraya ihtiyacım olmadığı günleri çok kazanıyorum. Aynı sonlarında dururum. Değişik bir çocuğum yani. Aha. Haydar, umarım açmışsındır oğlum. Sende büyük potansiyel sezdim de. Senin de şarjın bitti değil mi? Benim acilen yarın bir gusül almam lazım. Yalnız farkına vardım. Berk Bozkurt aramıza katılmış. 96. abonemiz. Berk, bir türlü yüzü göremedik zaten. Burada mı? Bak şimdi Haydar'ın numarasını bulamıyorum. Allah'ım sen büyüksün. Ay ay ay. Bak herkesin ne kadar gereksiz insan varsa hepsinin numarası karşımda. Haydar kankam yok. Bildiğin yok. Haydar kankamın numarası yok ya. Tamam, Haydar'ı siktir et o zaman. Hiç kilitlenmeyelim Haydar'a. Bunu aradık mı? Alo? Alo? Kiminle görüşüyorum? Aradık. Kim aramıştınız? Ben numara Facebook gördü, doğru? Doğru. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Nereden? Ben Mersin'e oturuyorum. Sen Edena, doğru? Evet. Ama senin ses çok az, ben duyamıyorum seni. Ben yarı Türk, yarı Rus. Yani benim baba Türk, anne Rus. Anlamadım. Benim baba Türk, anne Rus. Aynen. Ama ses çok az geliyor senin. Tamam, görüntülü neden aramadınız? Ben Erina. Tamam, görüntülü neden aramadınız? Tanımıyorum seni çünkü, yani doğru mu? Efendim? Tanımıyorum seni çünkü. Tamam, tanışalım. Buradan konuşalım, tanışalım sonra, tamam. Ama ben tek yaşıyorum Mersin, tanımıyorum çünkü özel, yani bu çok doğru bir şey. Tamam, evde görüşüyor musun? Evet, ama güvenirsin, ama senin ses çok az, ben kapatıyorum telefonu. Vay amanıza koyayım sizin ya, vay amanıza koyayım ya. Ha Haydar kanka. Haydar, karanlık gecenin ardından doğan bir güneş gibisin, hadi. Bak felsefe de yapıyorum sana, edebiyat da yapıyorum. Yarrak gibi sesi var. Yıldıray'ı aradık. Adanalı Yıldıray Kirbemi. Adana'da oturuyor. Yıldıray, Haydar. Oğlum niye açmıyorsun? Haydar. Haydar. Tadı yok bugün İlker yayın. Yayının değil arkadaşlar. Yayının değil. Ben her türlü keyif alıyorum. Açmasalar, sinirlensem falan her türlü ben keyif alıyorum. Yayının değil. Aradığımız adamlar ya sesleri gelmiyor ya böyle salak saçma insanlar oluyor. Olabilir yani. Doğaçlama yapıyoruz oğlum. Kurgu yapmıyoruz yani. Her gün zaten burada 10 numara gülsek eğlensek ki biz onu başarıyoruz yeri geldiğinde. 10 gün üst üste böyle hard bir şekilde gülüyoruz. Yani bu yapılan iş çok kolay sanıyorsunuz. Orada oturup gülüyorsunuz da. Kolay bir şey değil yani, bu anladın mı? İlla ki bir gün patlayacaksın. Biz gene iyi, biz Facebook'tayken 3 günde bir zor gülüyorduk artık. Düşün, o derece pis insanlar denk geliyordu. 3 gün üst üste bok gibi geçtiği oluyordu. Yani hiç söylemenize gerek yok, ben her şeyin farkındayım dostum, rahat ol yani. Ben her zaman diyorum, karşıdaki adam sıkıntılı bir tip olduğu sürece gülme imkanımız çok düşük yani. O da her gün şapkadan tavşan çıkaracak, onu da arada yapabiliyoruz yani. Bunu arayalım bir, bunu da aradık büyük ihtimal. Bana versinler bir tane orijinalardan. Bak nasıl sanat eseri çıkarıyorum. Başyapıt çıkarıyorum ortaya. Ama yok, ne yapalım? Anis Ustası'na 2020 yılı altın sik ödülü. Alo. Merhaba. Ya ben ne yapayım, buna sesi az şimdi. Sesin az geliyor. Şu an iyi. Şu an çok iyi, evet. Twitter'dan gördüm. Numara atmışsın, bir ayrım dedi. Evet. Nasılsın, iyi misin? İyi,
İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi, ben de oturuyorum öyle. Gördüm, arayayım dedim. Yapmışsın. Evet. Yaş kaç, neredesin? Ben 33 yaşındayım. İstanbul'da oturuyorum. Siz? Ben de 30 yaşındayım. Denizli'deyim. Aa, ne güzel. Benim ailem İzmir'de yaşıyor. Denizli İzmir arası çok yakın yani. Evet. Sesin gene azaldı. Geliyor musun bu taraflara? Geliyorum, geliyorum. Çok geliyorum. Seyahat sıkıntım yok. Hatta İzmir tarafına geçeceğim. Çünkü İstanbul'a çalışmak için gelmiştim. Hı hı. Bıraktım şimdi işi. Bırakmak zorunda kaldım. İzmir'e geçeceğim hı hı. şimdi. İzmir Denizli çok yakın biliyorsun. Ne zaman geçeceksin İzmir'e? Ya 2-3 gün sonra dönmeyi düşünüyorum. Şu an işte ev işleri falan var. Eşyalarımı satıyorum. Hı hı. Döneceğim. Sen ne iş yapıyorsun? Nasıl bir hayatın var? Ben Denizli'deyim işte. Merkezdeyim. Denizli'de doğdum, büyüdüm. Bak, benim seyahat sıkıntım yok. Ben güvendiğim sürece her türlü yaşamayı hı hı. severim. Sonuçta dul bir kadınım ben de. Hı hı. Ama güven olsun, gizlilik olsun istiyorum. Tabii tabii. Ben de hani kendime bir arkadaş arıyorum. Gerek telefonla görüşebileceğim, gerekse gerçekten görüşebileceğim. Hem duygusal hem bedensel ihtiyaçlarımızı karşılarız. Peki ne tarz ihtiyaçlar, nasıl, ne tarz fantezilerin var mesela? Her türlü fantezi açarım, açıyorum ya. Çünkü ben de fantezi seven bir insanım, hep aynı şey düz olmuyor biliyorsun. Tabii tabii, zaten o yüzden yeni insanlar tanımak istiyoruz ya. Evet evet. Mesela en çok sevdiğin şey nedir seks? Ama aramızda kalsın bu konuşmalar. Yok yok, sadece sen varım. İkinci bir kişi olmaz yani senden başka. Ne güzel. Yani ben böyle sekste hani paldır küldür değil de böyle öpüşmeyi, sevişmeyi, dokunmayı, birbirimizin vücudunu yalamayı onlar çok seviyor. Onlar ay ben çok yalatmayı çok seviyorum. Güzel yalar mısın? Çok 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 güzel yalarım. Keşke burada olsaydın, sen böyle konuşunca ıslandım. Aha, benimki de kalktı şu an. Gerçekten mi? Evet. Bir yalasana şu anda, böyle bir yalama sesi çıkarsana bir. Ah. Ay canım, ne güzel görüyorsun. Çok güzel yalarım. Evet evet. Alın dillerim. İçimde yalarım. Böyle saniyede 100 tane dil darbesi vurabilir misin? Tabii ki tabii ki. Bir yalama sesi çıkar, çok hoşuma gitti. Çok güzel alın yalarım. Sen bu adam olsaydın seni baya baya yalardım ben sabahlara kadar. Ay canım, tam aradığım tipsin ya. Aynen. İster ki vücudun temiz olsun. Sıkıntı ben çok bakımlıyım. Olarak. Ben çok bakımlıyım. Epilasyon bütün vücudum. Kıl bile yok biliyor musun? Çok güzel. O zaman ben senin her tarafını yalarım yani. Yala hadi yala. Çok hoşuma gidiyor. Lütfen. Yalarım. Onu yalarım. Hadi yalama böyle şey yapsana. Yalama sesi çıkar böyle. Hmm, der misin? Çıkarayım mı? Evet. 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 Evet süper. Gel şöyle söyleyeyim, alo. Efendim? Benim gibisin, sevişmeyi çok seviyorsun. Ben de sevişmeyi çok seviyorum. Hı-hı. Ben işten niye ayrıldım biliyor musun? Sırf bu seks yüzünden biliyor musun? Doğrudur. Nasıl oldu? Ben sana anlatayım, biraz da muhabbet edik. Belki ilerleyen dakikalarda görüntülü de konuşuruz. Hı-hı. Ya şimdi şöyle, bir patronum vardı benim biliyor musun? Sürekli bana yürüyordu, yavşıyordu falan. Ben de hiç böyle şey yapmıyordum. Biraz sert bir kişilikti. Ben sert sevmiyorum. Biraz romantik seviyorum. Fark etmişsindir. Evet. Sürekli yürüyordu falan. En son işte bayağı bir üzerime geldi. Ben yüz vermiyordum. Sana zam yapacağım falan deyince biraz da açık konuşayım. Adam da tatlı bir tipti. Ben gittim bunun evine, tamam mı? Alo. Dinliyorum, dinliyorum. Tepki verdi, dinlediğini anlayayım. Tamam. Gittim bunun evine, tamam mı? Yaşadık maşadık, bir iki ay böyle yaşandı. Ne zam yaptı ne bir şey. Meğerse beni kandırıyormuş. O yüzden insanlara güvenmiyorum biliyor musun? Anladım. İşte zam yapacağım ayağına, beni kandırdı bu şekilde. Ben tek zam için değil, biraz da beğendim aslında patronu.
O yüzden yaşadım. O yüzden sen beni kandırma. Bak yer yolda bırakma. Ne konuşursak konuşalım. Yok yok ya. Zaten bu tarz şeyler iş hayatından ya yaşadığım ortamdan olacak insanlar olacak. Hani bir herhangi bir bağlı olmayacak zaten. Sonuçta bir insan söz verirse tutmalı. Doğru mu? Tabii ki tabii ki. Ama merak etme. Altta kalmadım. Gerekeni yaptım. Biliyor musun onu? İşten o yüzden ayrıldım zaten. Beni işten kovdu 3 gün önce. İyi oldu. Neyse. Memleketime döneceğim. Daha iyi olur ya. Başlar. Ne yaptım biliyor musun? Ne şimdi ilk buluşma beni kandırdı. Yaşadık ya bir şeyler. Ay zam yapmadı 1-2 ay. Böyle şey yapıyor. Sözde konuşuyor hep. Dedi gel gel falan. Ben gelmiyorum dedim. Sen beni kandırıyorsun falan. Sonra tamam dedim. Geliyorum falan. Gittim ikinci buluşmada öyle bir şey yaptım ki beni işten kovdu ama ben intikamımı almış oldum. Ne yaptın? Zamına koydum abi onu. Patronumu götünden sıktım. Çok iyi yapmış. Zamına koydum onu abi, zamına koydum. Alo, amına koydum çocuğu, kaç kaç. Amını siktim. Siktim lan sizi, bekleyin yeni açılıyorum lan. Bekleyin. Ya erken bitirme amına koyayım ya. Niye erken bitirmeyeyim? Ne orijinalliği var? Adamın tek yapacağı şey dinledik yeter. Bırakın oğlum kim uzak. Ya sikeceğim bu chat çok bozdu bugün ya. Bekleyin bekleyin. Vallahi yayının gidişatını etkileyecekler yoksa. Çünkü abazlardan gelirdiğim zaman chat'e takılıyorum. Onun farkına vardım. Hemen bir şey yapıyorum. Kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Gene çok bilmişler. Orospu'ya sikiş öğretmeye çalışanlar aramıza katılıyor. Hemen düzeltiyorum chat'i bir dakika. 2 dakika bir el atıyorum chat'e babacım. Yayının sonuna kadar. Devam edeceğiz çünkü bugün tam eğlenemedik. Canlı yayın. Donetleri okuyacağım kankam, bekle. Onu yap İlker, bunu yap İlker. Amına koyayım çıksa şuraya 2 tane cümle kuramaz. Heyecandan böyle olur. Böyle takılır gelmiş bana akıl veriyor ya yavşak. Evet, chat üyelere özel açtık arkadaşlar. Tamamdır. Aslında benim hep böyle yapmam için lazım. Daha fazla kazanmam için de yapmıyorum işte. Diyorum garibanlar da yazsın, parası olan konuşmasın diye. Tamam. Devam arkadaşlar, devam. Zehra bacım numara aramaya devam et. Bu troll beni tatmin etmedi çünkü. Chat üyeleri özel yaptım. Daha yok. Daha geçti gitti. O da tabi. Bozuk chat var bugün ya. Oh. Koskoca aldı tek başıma yürüyorum. Kapamam oğlum, yayını niye kapatayım ya, devam ediyoruz. Bir sıkıntı yok, merak etmeyin. Kapattım babacım ya. Heh. Teşekkürler. Oo, kendimize geldik ya lan. Böyle bir şey olamaz ya. Kısa kestin, bu trolü yaptın. Şunu yapacaksın, şunu yapacaksın. Kim garibanmış? İnternette para veren nasıl? O da doğru ya. Nasıl gariban oluyorsa doğru söylüyor. Evet, bir Facebook'tayım arkadaşlar. Twitter ölü çünkü. Hard ölü yani bugün. Yok, normal bana yayını izleyenler de söyledi bak. Üye olmayanlar dedi. Kanka dedi, chat'i üyeler özel yapabilirsin. Bizim için daha iyi oluyor. Telefondan izliyoruz, yarak kürek yorumları görüyoruz. Bizim moralimiz bozuluyor falan diye. Çıldırıyoruz diye. Bayraktar suratlı biri gel. Yok, donate'e bakmıyorum ya. Donate unuttuk. Bildirim gelir de bir bakalım gene. Yok, bir şey yok. Tamam. Bugünlük böyle olsun. Zaten pek de para kazanılacak bir şey yapmadık ki bugün, ama bakayım. Evet. Yayın bugün önerilenlere çıkmamış. Kanka orospu gibi ya işte. Halil'i yayını aldık abi zaten. Bir selam verdi. Alo. Merhaba. Merhaba, ne yapıyorsunuz? Ay inanmıyorum, çok heyecanlıyım ya. Ne oldu? Ne bileyim, beklemiyordum. Ay çok kibarsın, kıyamam sana. Ben ismimiz neydi? Ezgi ben, siz Ferhat galiba. Kim? Ezgi, siz Ferhat Ezgi galiba. Evet. Memnun oldum Ezgi Hanım. Ben de memnun oldum Ferhat Bey. Nasılsınız? İyi misiniz? Ay, kusura bakma bak. Çok heyecanlıyım. Şuna basa basa söylüyorum. İyiyim efendim. Sağ olun. Ay canım benim ya. Kıyamam sana. Nerede? Ben İstanbul'da oturuyorum. Siz? Gitti misin?
Evet, siz? Ben de çok uzaktayım ama bu akşam İstanbul'a gidiyorum şu an terminalde. Aa, gerçekten mi? Ama sen böyle çok kibar konuşuyorsun. Ben korktum. Umarım eşcinsellik yoktur. Sen de? Çok kibar konuşuyorsun diyorum. Biraz korktum açıkçası. Sebep? Ben biraz hani böyle erkeklerden hoşlandığım için bir kadın olarak eşcinsel misiniz? Onu sormak istedim. Yok canım, estağfurullah. Biz... Ben mecbur yani bayana karşı böyle nazik kibar olmak zorundayız efendim. Doğru doğru ama birden böyle ay may deyince korktum, yanlış anlamayın. Ya ondan değil. Hani bir anda şey oldu, refleks oldu bende. Hani hiç beklemiyordum gerçekten, biliyor musun? Ay kıyamam sana, iyi o zaman. Gerçekten sizin gibi bir insan ne bileyim yani. Ses sonu çok güzel, kibar. Ay çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Ne yapıyorsunuz? Ne yapayım, uzanıyorum, canım çok sıkıldı. Birini arayayım dedim, dayanamadım. Siz? Ben de İstanbul'da hiç nesiniz? Kadıköy, siz? Bak. Ya, abartmıyorum ama yarın oralardayım, biliyor musun? Gerçekten mi? Aha. Sektir amına koyduğumun çocuğu. İstersen bir mahsuru yoksa arkadaş olabilir miyiz? Tabii ben şöyle bak, ben güven gizlilik olduğu sürece ben de bir dost arıyorum kendim. Evlenmek istemiyorum. Ben bir evlilik yaptım, boşandım. Ya ben nasıl diyeyim, hani ben ikimiz de olgun insanlarız. Hayat takip gidiyor. İnsan biraz zevklerin ve keyiflerin tadına varmak istiyor. O yüzden... Yani ben... Ha, evet. Hani böyle ne konuşursak, ne yaşarsak yaşayalım, aramızda kalsın. Ya ben sürekli... Tabii ki canım. Ben mesela sürekli İstanbul'a giriyorum. Ben tayt falan satıyorum da. Ay tayt mi satıyorsunuz? Aha. Ağzım almaya giriyorum İstanbul'a da. O zaman bana bir tayt hediye edeceksiniz. Ben tayt giymeyi çok seviyorum. Gerçekten problem değil. Dediğin sağ, deri, parlak hiç fark etmez. Ay canım benim. Ya zaten alıyorum ben. Numarayı veriyorlar bana hep. Evet. Yani tayt gerçekten önemli değil. Benim yani istediğim şu an gerçekten bir arkadaş yani. Bak yanlış anlama, hani karşımda insanı ben seks olarak düşünmüyorum. Hani ben yok, seks böyle... olarak da düşünebilirsin. Sonuçta insansın, doğal bir şey. Ben kırılmam. Ben mesela muhabbet ediyorum. Ebuzer hoş geldin kanka. Mesela İstanbul'a geliyorum. Yani orada gezdiğim zaman bakıyorum herkesin kolunda var. Geziyor, oturuyor, muhabbet ediyor. Evet, peki bir şey ben soracağım. Ben bir de alkol içtim ya bugün. Biraz da aslında 8 aydır kimseyle bir şey yaşamıyorum. Tayt yırtmayı seviyor musun? Tabii ki. Gerçekten mi? Aha. O zaman bir buluştuğumuzda ilk gün kahve içeriz. Sonra güvenirsen bir şeyler yaşayabiliriz. Tamam. Ne tarz? Tamam. Bak, gerçekten çok heyecanlıyım bak. Heyecanım. Gerçekten diyorum size. Hani hayal kırıklığı yaşamak istemiyorum ya. Yok hayır, öyle bir şey. Sen bana hayal kırıklığı yaşamadığınız, yaşatmadığın sürece ben kapatmam. Hayır kesinlikle. Ben dostlarım, arkadaş, sohbet, muhabbet. Peki ne tarz fantezileriniz vardır? Efendim? Ne tarz fantezileriniz vardır? Ya ben mesela tayt hastasıyım. Evet. Mesela tayti yırtmadan, pardon, çıkarmadan çok seviyorum. Biraz özellikle ben onları... cinsellikte sert ve maço erkekleri seviyorum. Sert ve maço olabilir misiniz? Tabii ki. Böyle maço bir şekilde şaplak atabilir misiniz? Yani ben her tarafı yalarım. Ben hiç şey yapmam. Ayaktan başlarım. Yani şu an böyle bir... Varsa. Ben biraz ıslandım. Bir yalama sesi çıkarır mısın lütfen? Sen de mi? Sesin anlaşılmıyor. Şu an otobüse bineceğim de tekrar konuşma şansımız olabilir mi? Ama nasıl, otobüste nasıl konuşacaksın? İşte otobüste konuşamayacağız. Orada kalkacaksın de istersen peyten ekleyebiliriz, gelirse beni. Kaç dakika var otobüsün kalkmasına? Dur bakayım. Şimdi kalkıyor, hareket ediyor. O yüzden dedim yani. Kalkıyor mu otobüste? Evet. Ay gerçekten mi? Aha. Ben şimdi sana bir şey desem inanır mısın peki? Tabii ki, buyurun. Sen şu an hangi terminaldesin? Ben Akçakoca. Bak bildiğim gibi. Ben şu an Akçakoca'dayım desem peki? Efendim? Akçakoca'dayım desem. Sen de aynı lavaboya gittin mi? Hayır. Gitmedin mi, emin misin? Ne zaman? Daha aynı terminalde. Şimdi mi? Evet evet. Hayır. Gittim bence. Sen gitmedin mi? Hayır. Çay içtin mi? Hiçbir şey yok. Çay yok ki. Yasak. Ay yasak değil mi? Yasak. Evet. Ben şu an neredeyim biliyor musun? Neredesin?
Tahmin et. Bilmiyorum ki. Etrafında ne var? Kim var? Bir bak bakayım etrafına. Otobüse bindin ama sen. Alo. Ay amına koyayım ya. Lan güzel bir troll yapacaktık. Korktu amına koyayım, kaçtı. Korktu. Ya dedim değişik bir troll yapalım. Dur arayacağım. Korktu. Değişik bir troll yapacaktım. Korktu amına koyayım. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. The number you have called cannot be reached at the moment. Please try. Lan bari bir erkek sesi çıkaraydı. Nasıl korkma orası bir çocuğu ya. Nasıl korkmuş, telefonu kapatmış. Abi böyle bir şey yok ya. Korktu lan, çok fena korktu herif. Belli değil ses tonundan korkak bir tip oldu ya. Amına koydum hiç. Lan bir çıkaraydık erkeği bari lan. Yarım kaldı. İçime oturdu ya. Öyle korkaydım bari, amına koydum bir çocuğu. Ya dedim farklı bir troll yapayım amına koyayım. Aklıyla oynayayım biraz. Kafamı sikeyim. Neyse bir şey olmaz ya. Ne kadar uğursuz bir çocuksun lan sen Ali. Yok tamam. Dracula Bulut geçti kanka ya. O Dracula Bulut'la Şanlıurfa'lı bir tane adam vardı. Başka bir şey kaçırmadın ya. 35 kişiyi aradım. İki tanesinde zor biraz. O da bir tık eğlendirdi. O da bir tık yani. Dostlar daha fazla zorlamayacağım. Saat 12 oldu. Çünkü boktan geçtiği zaman, devam ettiğimiz zaman bir siki yaramıyor. Muhabbet ederim ya. Buradayım. Bir yere gitmiyorum. Bir arada böyle bir üyelerimize özel bir muhabbet yapalım ya. Çok hızlı böyle bir yazı olunca tam rahat takılamıyorsun. Bir gün de böyle takılalım bir. Kimse kusura bakmasın yani. Allah yardımcısı olsun. Mola yerinde gözleme ayrılmak için kredi çekmesi gerekecek. O şimdi var ya, İstanbul'a gidene kadar ne triplere girecek. İstanbul'a girene kadar ne triplere girecek. Eyvallah Kerem'cim, sağ olasın. Sen eğlenin de Kerem, ben eğlenemiyorum kanka. Sen yeni gelmiş bir tipsin büyük ihtimal. Yeni izlediğin için bu yayınlar seni çok keyiflendirir. Biz de ilk yaptığımız zamanlarda. Biz artık böyle bir çok uçuk şeyler arıyoruz, anladın mı? Öyle çok fena tiyatrolar alıyoruz eğlenmek için. Çünkü ben her gün yapıyorum. O yüzden farkındaysanız tutsikinden ustam da cart da curt da hiçbirini yapmıyorum. Biraz eskileri yad edeceğiz bir gün geldiğinde ama şimdi değil. Her gün bir yeni bir şey arayışındayım. Korsun kavat. Bana göre keyifli değildi Cansu bacım. Canım burada mısın ya, en azından seni görelim, biraz mutlu olalım, keyfimiz yerine gelsin. Aynen Aşçı abla, biz bu işe ilk başladığımızda dostlar aşırı şekilde böyle şey vardı ya. Değişik muhabbetlerle karşılaşıyorduk, insanlar çok... ...temkinli davranmaya başladı yani. Etkimiz oldu yani, herkes korkarak yaklaşıyor artık. Falan muhabbetiyle takılırlardı. İnternet mi gitti? Ne oluyor lan böyle? İnternet gidip geldi bir an. Niye böyle oldu? Yayın birden kesildi. F5. Büyük bir drop girdi, birden yayın kesildi bildiğin lan. Geldi mi? Tamam. OBS'de bir sıkıntı oldu. OBS'de birden gitti, hiç böyle bir şey yaşamadım. Var üzerimizde bir uğursuzluk bugün. Var, büyük bir uğursuzluk var hem de bugün. Neyi var lan? Sağ ol Tolga abi, teşekkür ediyorum. Yorumların beni kamçılıyor. Gaza getiriyor.
Gene acıktım ya. Bu arada yarından sonra spora başlıyorum. Cevap vermiş mi lan acaba? Mesaj attık da spor salonu sahibine. Umarım döner ya. Yayın donuyor arkadaşlar. Bir şeyler oluyor gene. Anası sikiliyor yayının. Arkadaşlar ben kapatayım canlı yayını ya. Yayın donuyor kendi kendine. Yayın yarrağıydı bugün zaten. Yarın telafi ederiz merak etmeyin. Arada böyle şeyler yaşıyoruz. Sürçülü ihsan ettiysek affola. Nanizarsa gülün diyerekten bir canlı yayını daha sonlandırıyoruz. Duyuyor musunuz bilmiyorum. Yarın geliyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Senin amına koyayım. Görüşürüz.